Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yurttaşlık, demokrasi, insan hakları birinci dönem ikinci yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Dördüncü sınıflar için hazırlanmış. Evet, kanalımızın adını yazalım. İsteklerinizi lütfen yorum kısmında bizlere bildirin. Görebildiğimiz kadar sizlerle dönüş yapıp ihtiyaçlarınıza cevap vermeye çalışacağız sevgili öğrenciler. Evet, birinci soruyla başlayalım. Doğru yanlış sorularımız. İnsanların birbirinden farklı özelliklere sahip olması kabul edilemez bir durumdur. Bu doğru mu, yanlış mı? Hayır, bu tabii ki yanlış arkadaşlar. Kabul edilemez değil. Her insan zaten farklı olmak zorundadır. Buna yanlış diyoruz. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının da hak ve özgürlüklerine saygı göstermeliyiz. Kesinlikle evet, hak ve özgürlüklere saygı göstermeliyiz. İnsan onuruna, hak ve özgürlüklerin korunduğu ve gerçekleştirdiği en iyi yönetim biçimi cumhuriyettir. Evet, biz de cumhuriyetle yaşıyoruz ve en iyi yönetim biçimi gerçekten cumhuriyettir. Zenginler fakirlere göre adalet önünde her zaman daha haklıdır. Kesinlikle bu yanlış arkadaşlar. Herkes adalet karşısında eşit haklara sahiptir. Bir sonraki, adaletin sağlanması için eşitliğin sağlanmasına gerek yoktur. Eşitliğin sağlanmasına gerek yoktur diyor. Hayır. Adaletin sağlanması için ilk önce herkes bu kanunlar karşısında eşit olmak zorundadır. Eğer eşit olmazsa adalet zaten sağlanmaz. Yani yanlış. Herkes eşit olmalıdır. Bir sonraki soru, haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur. Evet, haklarımız ihlal edilirse biz kendimizi çok değersiz hissederiz. Doğru. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız. Evet, yapmamalıyız istemiyorsak. Bir sonraki soru, bize bir haksızlık yapılırsa karşımızdaki kişi bizden güçlüyse, zengin ve ünlüyse susmalıyız. Karşımızdaki kişi güçsüz, fakir ve sıradan biri ise hakkımızı aramalıyız. Yanlış arkadaşlar, kim olursa olsun hakkımızı aramamız lazım. Fakir zengin fark etmiyor. Sonraki soru, çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 19 yaşına kadar çocuktur. Yanlış, herkes insan 18 yaşına kadar çocuktur, 19 değil. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilirler. Hayır arkadaşlar, yanlış. Hiçbir çocuk hiçbir şekilde çalıştırılamaz, yasaktır, cezası vardır. Sonraki sorumuz arkadaşlar, sonraki sorumuz bakalım. Bir karşılaştırma sorusu, hemen karşılaştıralım diyor ki açıklamayı numarayla karşılaştırın. Açıklama ne diyor? Haklıyla haksızı ayırt etmek, herkese hakkı olanı vermeye ne denir arkadaşlar? Adalet denir değil mi? Buraya o halde bir yazıyoruz. Kişinin herhangi bir dış zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak istediği gibi karar vermesine özgürlük denir arkadaşlar. Buraya 2. 18 yaşına kadar her insanın kabul edildiği durum hangi durumdur? Çocuk olduğu durumudur. Yani buraya 3 yazıyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerini kullanırken yapması gereken davranışlar veya uyması gereken kurallar, evet, hak ve özgürlüklerini kullanırken o yaptığımız o hak ve özgürlüklerden sorumluyuz arkadaşlar. Sorumluluk hissetmemiz lazım. İnsanların el temel hakkı biliyorsunuz hangi haktır? Yaşam hakkı. Evet, insan yaşamıyorsa diğer hakları zaten kullanamaz sevgili çocuklar. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde verilen ifadeler eğer hak ise he, sorumluluk ise se, özgürlük ise öyle işaretleyiniz, yazınız, cevaplayınız demiş. Bakalım. Günlük ödevlerimizi zamanında yapmak bu nedir arkadaşlar? Sorumluluk. İstediğimiz kıyafetleri almak nedir bu? Özgürlük. Hastalandığımızda tedavi olmak hak mı, özgürlük mü? Hak. Fatura ödemek için sıraya girmek. Bu bir sorumluluktur. Sıraya girmeden gidip ödersek sorumsuzluk yapmış oluruz. Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek hak mı arkadaşlar, yoksa özgürlük mü, sorumluluk mu? Haktır değil mi sevgili çocuklar? Bir eşya bozulduysa, bozuksa, kullanmak istemiyorsa, hoşumuza gitmediyse değiştirmek hakkımızdır. Geçelim boşluk doldurma soruları.
diyor ki verilen kelimeleri uygun olanını uygun yerlere yazarak boşlukları doldurunuz. Bakalım bir arkadaşımız günlüğümüzü izinsiz okursa hangi hakkımızı ihlal etmiş olur arkadaşlar? Özel hayatın gizliliğini değil mi ihlal etmiş olur? Hiç kimse kimsenin eşyasını izinsiz kullanmamalıdır. Belki görmesini istemediğimiz bir şey vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saygı temeli üzerine, neye saygı temeli üzerine arkadaşlar? İnsan haklarına saygı temeli üzerine kurulmuş olan bir devlettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet, adalet, eşitlik ve saygı insan hakları temeline dayanır. Üçüncü soru, birbirimizden tercihlerimiz, fikirlerimiz, yaşam şekillerimiz, zevk, ilgi, yeteneklerimiz gibi özelliklerimizle ayrılırız. Peki burayı neyle doldurabiliriz? Bunlara benzer ne var yukarıda? Özgürce fikirlerini söyleme değil mi? Fikirlerini söyleme, tercihlerimiz, fikirlerimiz var aslında. Pardon, neresi burası? Evet, fikirlerini söyleme. Fiziksel özelliklerimiz olabilir mi? Fiziksel özellikler de var ama bakalım. Fiziksel özellik sanki arkadaşlar fikirlerimizi söyleme. Hiç hoşuma gitmedi bu. Özel gibi özelliklerimiz. Ben buraya fiziksel özelliklerimiz diyorum. Fiziksel özelliklerimizi yazmak istiyorum arkadaşlar. Bu kesinlikle fiziksel özelliklerimizdir. Yapalım bir okuyalım bakalım düzgün olacak mı? Birbirimizden fiziksel özelliklerimiz, tercihlerimiz, fikirlerimiz, yaşam şekillerimiz, zevk, ilgi ve yeteneklerimiz gibi özelliklerimizle ayrılırız. Evet bence fiziksel özelliklerimiz fikir söyleme özelliğinden daha çok yakıştı. Doğru cevap fiziksel özellik diyorum. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ne duygusu artar arkadaşlar? Güven duygusu artar, saygı, adalet hangisi var? Özgürce güven. Evet güven var. Gerçekten adaletin olduğu toplumlarda insanlar güvenir her şeye arkadaşlar. Çünkü haksızlığa uğramayacağını bilir insanlar. Hemen geçiyoruz sonraki sorumuza. Haklı ile haksızı ayırt etmeye, herkese hakkı olanı vermeye adalet denir değil mi arkadaşlar? Evet adalet denir. Nerede kopyala? Getir, yapıştır sevgili çocuklar. Hemen yapıştırdık. Peki sonraki soru, bedensel düşünsel farklar ne olursa olsun bütün insanlar arasında toplumsal siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna eşitlik var mı? Evet eşitlik var. Çünkü tanım eşitliğin tanımıdır arkadaşlar. Eşitlik denir. Hemen yapıştırdık buraya. Geçelim başka var mı? Oo, daha bayağı sorumuz varmış. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme sorumluluğum var. Saygı var mıydı burada? Evet arkadaşlar. Herkesin düşüncesine katılmasak bile saygı göstermemiz gerekiyor değil mi? Hemen bunu getirdik buraya yapıştırdık. Devlet kurumlarında hizmet alırken haksızlığa uğradığımızda neye başvurabiliriz arkadaşlar? Adalete, insan haklarına ya da dilekçeyle kamu denetçiliği kurumu. Evet kamu denetçiliği kurumu var. Buraya başvurabiliriz değil mi? Uğradığımızda kamu denetçiliği kurumuna başvurabiliriz ya da insan hakları kurumlarına başvurabiliriz. Kendi yaşam hakkında kararlar alırken her çocuğun ne hakkı vardır arkadaşlar? Kendi yaşam hakkında söz söyleme hakkı yani düşüncelerini bildirme hakkı değil mi? Fikirlerini söyleme hakkı başka var mı? Yok fikirlerini söyleme hakkı var. Biz düşüncelerini söyleme hakkı dedik. Aynı şey fikirlerini söyleme hakkı vardır. Hemen getirdik buraya yapıştırdık. Bir sonraki soru. Düşüncelerimi ifade etme hakkım vardır. Nasıl düşüncelerimi? Özgürce değil mi? Özgürce ifade etme hakkım vardır. Kimse buna karışamaz arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir sonraki soru türümüz neymiş bakalım. Aşağıda verilen haklar ile ilgili dolu kavramları eşleştiriniz. Evet. Hak mı? Bakalım. Dinlenme hakkı neye girer arkadaşlar? Teneffüs değil mi? Teneffüsü getirip dinlenmeyi eşleştirelim. Nasıl yapacağız o zaman biz bunu? Numaralandırılmamış ama çizgi çekerek eşleştirmemiz istenmiş sanırım. O halde biz buraya en başlarına ne yazalım arkadaşlar? Şuraya 1 diyelim. Şuraya
düzeltelim şunu, 2 diyelim. Seçme seçilme hakkına 3 diyelim. Sağlık hakkına, özür, 4 diyelim. Çalışma hakkına 5 diyelim. Şimdi eşleştirelim. Teneffüs, dinlenme hakkı. Yani teneffüs nedir? Bizim dinlenme hakkımızdır değil mi? 1. Oy pusulası, seçme seçilme hakkı değil mi? Seçme seçilme hakkı kaçla işaretledik? 3. Okul, eğitim hakkına girer. Eğitim hakkı nerede arkadaşlar? 2 ile işaretlemişiz. 2. Fabrika, çalışma hakkı kaç yapmışız? 5. Hastane, sağlık hakkı nerede? 4 ile işaretlemişiz. Evet, bunu da böyle kurtardık arkadaşlar. Herhangi bir harf falan konulması gerekiyor başına eşleştirmek için. Biz bunu bu şekilde yaptık. Evet, bunu da eşleştirdikten sonra geçiyoruz. 6. sorumuz ne bu? Yine bir eşleştirme. Evet, eşleştirme sorusu arkadaşlar. Paranteze yazarak işaretleyiniz diyor. Davranışlar ile sorumlulukların numaralarını. Şöyle bakalım. Önce sorumluluğu okuyalım. Hangisiymiş bakalım arkadaşlar. Kuşların kışın aç kalmaması için evinin bahçesine kuş yemi serperim. Bu doğaya, hayvanlara karşı değil mi? Aileye, kendine, çevreye karşı, hayvanlara karşı sorumluluğum. O halde biz buraya bir yapıyoruz. Yerlere asla çöp atmam. Çevreye karşı sorumluluğum. Buraya iki yazıyoruz. Beden ve ruh sağlığımı korurum. Kendime karşı sorumluluğum. Buraya üç yazarız. Anne baba kardeşlerimle yardımlaşma dayanışma içinde olurum. Aileye karşı sorumluluğumuz. Tarih kültür varlıklarına zarar vermem, onları korurum. İnsanlığın ortak mirasına karşı olan sorumluluğumuz. Bunları da bu şekilde cevaplandırdık. Hemen geçelim test sorularına. Evet arkadaşlar, sıra test sorularında. Bakalım. Bir, aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özellik değildir? Düşünen, evet. Duyguları olan, evet. Hareket eden, hayır. Sosyal bir canlı, evet. Diğer varlıklar da, diğer canlılar da hareket eder değil mi arkadaşlar? Aktif veya pasif hareket, hepsi hareket eder canlıların. Doğru cevap C. İnsana özgü değil. 2. Temel haklarımızla ilgili verilen bilgilerden veya hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. A. Doğruyu istiyor. Bakalım. Temel haklarımız doğuştan gelir. Evet, doğru. Yaşama hakkı en önceliklidir. O da doğru. Temel haklarımız vazgeçilemez, devredilemez. Evet, o da doğru. O zaman 3'ü D seçeneği. 3'ü de doğru arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soruya. Hemen şurada kanalımızın adını silelim. 3. soru ne diyor? Aşağıdaki tabloda çocukların sahip olduğu haklar boyandığında tablo hangi seçenekteki gibi olur? Bakalım. Boyayalım bakalım. Hangi seçenekteki gibi olacak tablo? Çocuk haklarını boyayacağız. Her çocuğun işte çalışma hakkı vardır. Hayır, bunu boyamıyoruz. Her öğrencinin sınıf başkanlığına aday olma hakkı vardır. Evet, bunu boyuyoruz. Her çocuk eğitim görme hakkına sahiptir. Evet, bunu da boyuyoruz. Bakalım. Ailede kararlar alırken çocukların da fikirleri söyleme hakkı vardır. Bunu da boyuyoruz. Evet, buna hangisi uyuyor? A seçeneğine benzedi değil mi çocuklar? A seçeneği o halde doğru cevabımız oldu. Boyadık, ortaya A seçeneği çıktı. Çok güzel. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Yukarıdaki resimde açıklamaya göre, evet, Sinan verilmiş. Sinan'ın bir resmi var. Sinan hayvanlara taş atıyor. Yani hayvanları zulmediyor arkadaşlar. Hangi sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyebiliyoruz? Hayvanlara karşı, yani diğer canlılara karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor. O hayvanların da yaşama hakkı vardır. Sinan'a çok kızdım. Gerçekten ben de hayvanları çok seviyorum. Sinan çok ayıp etmiş. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde hangisini hissederiz? Kendimizi değersiz ve güvensiz hissederiz. Evet, değersizlik var, güvensizlik yok. Evet arkadaşlar, değersiz hissederiz. Bir sonraki soru. Yukarıdaki şemada insani değerler verilmiştir. Soru işareti yerine hangisi yazılamaz? Evet, hangisi yazılamaz? Yardımlaşma, hoşgörü, eşitlik, dayanışma, adalet. Burada hangisi insani değer değil bakalım? Kıskançlık, özgürlük, dostluk, duyarlı olmak. Kıskançlık arkadaşlar yazılamaz. İnsanı insan yapan bir değer değildir. İnsanı diğer insanlardan uzaklaştıran bir değerdir. Bir davranıştır diyelim, değerdir demeyelim. Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönüdür? Duygusal yönünü belirtir.
Uyuması hayır, yemek yemesi hayır, sevinmesi kalsın, elbise giymesi hayır. Sevinmek, üzülmek, gülmek, ağlamak insanların duygusal yönüdür, değil mi çocuklar? Doğru cevap D. Hakkımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Hangisini yanlıştır diyor bakalım. Kavga etmek, anlaşma sağlamak, yasal yollara başvurmak, insan hakları kurullarına başvurmak. Tabii ki kavga etmek yanlış arkadaşlar. Kesinlikle kavga etmemeliyiz. Başka yollardan çözmeliyiz. 9 ve son. Evet arkadaşlar, sınavımız bitiyor. Lütfen kanalımıza abone olun ki bundan sonraki sınavları da size bildirelim. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? Bakalım. Okul meclisi, evet alırız. Kamu denetçiliği kurumu alırız. Hastaneler, hayır. İl ve ilçe insan hakları kurulları alırız. Hastanelerde sağlık hakkımız için gideriz. Tedavi olmak için gideriz. İnsan hakları için değil. Evet arkadaşlar, yani daha doğrusu bir haksızlığa uğradığımız için oraya gitmeyiz. Sağlık da bir insan hakkıdır ama ihlal edildiği zaman hastaneye değil diğer üçüne gideriz. Evet, sınavımız bitti. Çok güzel bir sınavdı, bilgilendirici ve çok faydalı. Yaparsanız siz de 100 alırsınız. Evet, şimdilik hoşça kalın. Bizimle kalın.